Size birkaç gün içinde 1000 atlıyla 1000 yaya bulurum. Hepsi de silahlarıyla ve yeteri kadar cephaneleriyle. 1000 atlı 1000 yaya. Çok büyük bir kuvvet. Baskın! Baskın var komutanım. Ne var, ne oluyor? Nedir bu silah sesleri? Baskın mı var? Bilmiyoruz komutanım. Basıldık mı lan Kara? Basılma yok. Çete geliyormuş binbaşım. Kimin çetesi? Bizim çetemizmiş. Mahvoldu komutan bey. Hayrola, nedir? Bittik. Manisa düşmüş. Düşmüş mü? Ne zaman? Bugün. Asker ne olmuş? Faruk'un haberi yok mu? Neredeymiş buradan giden atlılar? Atlılar Manisa'ya varmadan dağılmış. Faruk efendi? Bilmiyorum. Her şey bitti komutan bey. Kusura bakmayın, ben gidiyorum. Siz başınızın çaresine bakın. Yolunuz açık olsun Cevdet Bey. Rauf Beyefendi'ye hürmetlerimi bildiriyorum. Sağ olun efendim. Sizi de tanıdığıma sevindim efendim bey. Umarım yeniden görüşeceğiz. İnşallah efendim. Manisa'yı da İzmir'i de yeniden alacağız komutanım. Bozguncuları en kısa zamanda sindirmek şart. Nasıl? Asıp keserek mi? Yerine göre, adamına göre. Gözünüz aydın yüzbaşım. Neriman Hanım'ın sağlığı iyidir inşallah. Fena değil anlaşılan. Doğacak çocuğumuza ne at koyacağımızı soruyor. Yuh sakallı domuz! Ben senin hocalığını... Şunu! Bırakın beni! Bırakın beni! Bırakın! Bırakın! Karı getireceğim Ethem Bey'ime! Gün görmemiş karılar var bende! Bırakın beni! Kimi getirdin? Şükür kavuşturun Cemil Bey. Görüşmeyeli neredeyse bir yıl oluyor. Çok işim var. Pekala. Sonra görüşürüz. Buyurun içeri. Senden aylarca haber çıkmayınca meraktan öldüm dirildim. Cephe kurabilmek için bir yerden öbürüne at sırtında geçmekti ömrümüz. Buraya gelmeyi nasıl becerdin? Bekir Sami Bey'in hanımıyla İstanbul'da görüştüm. Bursa'ya gelirken beni de yanına alması için rica ettim. Bana kızmadın ya. Kızmak mı? Kısmette seni kucağında böyle oğlunla görmek de varmış. Bana yaptığınız bu iyilik için size ve eşinize ne kadar teşekkür etsem azdır. Sağ olun Cemil Bey. Sizi artık Çerkez Ethem'in yanından almak, Bursa'da yanınızda tutmak isteriz. Bursa'nın içindeki durum nasıl? Doğrusunu isterseniz millet askerlikten kaçıyor. En güvenilenler bile vuruşmayı göze alamıyor. Müdafaa-i hukuk bir türlü gelişemiyor. İstanbul buradan bir hayli farklıdır değil mi efendim? Evet. İstanbul'da görünürde pek bir hareket yok. Yer yer bazı olaylar çıkmakta. Ama halk genellikle sakin. İşgali kabullenmiş gibi bir hali var. Hatta anlatıldığına göre bazı yüksek aile kızları işgal kuvvetleri subaylarının davetlerine gidiyorlarmış. Danslı içkili eğlenceler düzenleniyormuş. Ben izninizi rica edeyim efendim. Bebeğin uyku saati geldi. İlgilenmezsem huysuzlanır. Rica ederim Neriman Hanım. Burayı kendi eviniz sayın.
Ben de kalkayım. Neriman Hanım'a yardımcı olmak isterim. Siz az sonra kahve beklersiniz. Şimdiden hazırlığını yapayım. Çok yaşayın kayınvalide. Ethem'in bizi ileride uğraştıracağını nereden kestirdin? Ethem kendi haline bırakılırsa epey aklı başında. Ama ağaoğlu olmaktan gelen bir şımarıklığı var. Abileri de aralıksız kışkırtıyorlar. Demirci Efe ile araları nasıl? Pek güvenmiyor ona. Ama bir araya gelince yine de anlaşma yolu arıyorlar. Demirci baltası kütükten çıkarsa bu Osmanlı bizi temizler demiş Ethem'e. Sürgün serseriliğin bir çıkar yol olmadığının farkındalar. Bu da onları kudurtuyor. Efelerin yanlarında bulunan bazı subaylara kötü davrandıklarını duyuyoruz. Bunların hepsi asker kaçağı. Subaylara düşmanlığı bundan dolayı. Benim asıl şaştığım bazı subay arkadaşların bu serseri takımını gerçekten yiğit saymaları. Hayırlı sabahlar yüzbaşım. Hayırlı sabahlar Teğmen, ne var? Anzavur bizim alayları bozmuş yüzbaşım. Bizim alayları bitirmişmiş. Anzavur imansızı Gönen'de. Nereden aldın haberi? Yarbay Rahmi Bey'i öldürmüşler yüzbaşım. Rahmi Bey'i mi? Pusuya mı düşürmüşler? Hayır. 48 saat vuruşmuş. 5000 kişiye karşı 200 kişi. 1'e 25. Kurtulan var mı? Bir kurmay binbaşı ayağından yaralı olarak bize sığındı. 200 kişiden pek kurtulan olmamış anlattığına göre. Nerede bu binbaşı şimdi? Revirde. Bacağındaki yaranın sargısını değiştiriyorlar. Komutan nerede? Ankara ile temas kurmak üzere telgrafhaneye gitti yüzbaşım. Geçmiş olsun. Geçmiş olsun binbaşım. Ben yüzbaşı Cemil. Teşekkür ederim. Binbaşı Nuri, hoş geldiniz. Hoş bulduk. Yaranız derin mi? Yok. Önemli değil. Kurşun kemiğe değmemiş. Rahmi Bey'i kaybettik. Başınız sağ olsun. Sizin de başınız sağ olsun. Siz sağ olun. Rahmi Bey'le Filistin'de mi beraberdiniz binbaşım? Evet, Filistin'de. Allah rahmet eylesin. Ölmeyebilirdi. Akşam bastırırken düşmanla aramız 300 metre var yoktu. Herifler sürünerek yaklaşıyorlardı. Alayın en önündeydi. Gerilemek istemedi. Cemil Bey. Buyurun komutanım. Durumu duydunuz herhalde. Evet, dehşet verici. Ankara'ya bildirdiniz mi? Şu anda Mustafa Kemal Paşa ile temastayız. İşte ilk bildirisi. Okuyun Selahattin Bey. Umutsuzluğa kapılmayınız. Burada birliklerin kadrolarını kolaylıkla dolduruyoruz. Tren yollarımızı düşmanlardan temizledik. 24. Tümen'in tüm kadro alayları kendi trenlerimizle Eskişehir'e doğru iniyorlar. Pek yakında Bursa'da güçlü birlikler ulaşacak. O zaman her şey düzelir. Anzavur orada vurduysa biz burada Bursa'yı nasıl savunacağız ona bakalım. Kasap Osman Bey'in tümenini Kırmasli'den buraya getirsek.
Siz Kasap Osman Bey'i tanır mısınız? Şöyle bir gördüm, yakından tanımam. Az kalsın Kirmasli'de asmadık adam bırakmayacaktı. Ben karargaha gidiyorum. Siz Ankara'ya ile teması koruyun. Bir şey olabilirsiniz. Bağışın efendim. Bir dakika efendim. Mustafa Kemal Paşa Hazretleri manipte başında bekliyor efendim. Cemil Bey orada mı diye soruyor efendim. Evet komutanım. Bundan sonra seninle telgraf başında konuşmak zorunda kalırsak sana öteki adını soracağım. Demir diyeceksin. Seni sanarak başkasıyla görüşmek gafletine düşmeyelim. Bir iş çıkar da makine başına gelemezsen Selahattin Bey arkadaşımız mutlaka bulunsun. Ona da öteki adını soracağım. Gök diyecek. Bursa'yı kimseye kaptırma cehennem. Kaptırmayız Allah'ın izniyle komutanım. Hepinizin gözlerinden öperim. Sağ olun komutanım. Tümeni bir türlü canlandıramadık Cemil. Aylardan beri didişiyoruz. İnsan tutarını 300'e çıkaramadık. 200 kişi gelse 150'si o gece tüfekleriyle sıvışıyor. Asıl önemlisi Kolordu Komutanı Yusuf İzzet Paşa ile bir türlü anlaşamadık. Ne istiyor? Bana kalırsa kendisi de bilmiyor ne istediğini. İstanbul hükümeti ile Mustafa Kemal Paşa arasında sallanıyor. 18 Mart'ta Kolordu Komutanlığından çekildi. 19'unda vazgeçti. Nasıl? 19 Mart'ta İngiliz torpidosuyla Harbiye Nazırı'ndan Bandırma'ya gelen emir üzerine. İngiliz torpidosuyla. Bizim Harbiye Nazırı'ndan 14. Kolordu Komutanımıza ne emri bu? En kıdemli Kolordu Komutanı sizsiniz. Emrediyorum. Emrinizdeki bütün birliklerin Ankara'yı değil İstanbul hükümetini tanımalarını sağlayın diyor. Bu emir Yusuf İzzet Paşa'nın aklını karıştırdı. Yalnız onun değil, Konya'daki 12. Kolordu Komutanı Albay Fahrettin Bey de bu niyette. Allah Allah. Durup dururken neden sapıttılar bunlar? Girin. Buyurun efendim, beni çağırtmışsınız. Pekala. Durumu hemen bildirin. Hazırlanın Cemil Bey. Hemen Kirmasli'ye gidiyorsunuz. 172. Alay Komutanı Osman Bey'i alıp getireceksiniz. Alıp getirmek neden? Hatlar kesik mi? Değil. Ama yüz yüze konuşmadan olmaz. Kolordu bizden habersiz Osman Bey'e Anzavur'a saldırtmak istiyor. Allah Allah. Ne karışık işler. Anzavur padişahla yürüyor üstümüze. Kolordu kumandanı Yusuf İzzet Paşa da tanımıyor Ankara'yı. Sonra elindeki kuvvetlerle Anzavur'a saldırmak istiyor. Rahmi Bey'in ölüm haberi anlaşılan Bandırma'da Kolordu karargahını allak bullak etti. Kasap Osman da deliye dönmüş. Bandırma'yı basmaktan falan söz ediyor. Yalnız alıp gelmeye bakın. Peşine çetesini takmasın. Başımızdaki serseriler bize el verir. Anzavur milleti emin ettiriyormuş. Kur'an'a el bastırıp cennete gitmek isteyen kalpaklı milliyeci gebertmeli demekteymiş. Ne ola ki o binbaşım? Ulayı milliye lafı ne demek? Milli kuvvetler demek. Bu milletin kuvvetleri, Türk milletinin. Tövbe, Türk milletinin kuvvetleri ise neden gavur farmason sayılmaktayız biz? Çorbanızı getirdim binbaşım. Çok yaşa. Geceyi neden bu göçmen köyünde geçirmekteyiz? Muhtarı güvenilir biri de ondan. Anzavur Paşa'nın sürüp gelmekte olduğunu bunlar da duymuşlar. Bir elinde tüfek, bir elinde Kur'an kitabı, iddiatçı domuzlarını,
millici gavurlarını bitirsem gerektir diyerek gelmekteymiş. Bizden niye alıp verenmekte bu domuz? Onu da söylediler mi? Bu anzavur, milliciler karıyı, kızı anadan çıplak soyup hamamlara dolduruyor da gönül eğlendiriyor diyesiymiş. Uyduruyor kereta. Milletin bilmezlerini kandıracak da soygunu gerine gerine yapacak. Koylu milletinin aklı ermez diyelim. Ya hacıya, hocaya ne diyeceksin? Hoca takımı tüm anzavurcu. Erlerin tümenden savuşması hocaların kışkırtmasından. Beylik silahı mermileriyle alıp savuşmak yoktu şimdilere kadar. Ateşkesten bu yana herkes silah alıp savuşur çünkü oldu. Çünkü bugün eşkıyalık günü. Çete başları silahlarıyla gelene şu kadar aylık vermekteymiş. Hele hele altına bir de hayvan uydurdun mu anzavurda aylığın 100 banknot 150 banknotmuş. Kurtubaklı'ya askerlik edeceğine gidip çeteye yazılan kemerini koynunu dolduruyor desene. Benim kızdığım subaylar şu kadar aylık almakta diye savaşanların işkencelerine geldi mi subay aylığından üstün aylık beklemesi. Evet. Bizim komutanın bu kasap Osman Bey Bursa'ya istemesi doğru. Baktı ki başka çıkarı kalmadı. Gelsin de Bursalı'ya dünyanın kaç bucak olduğunu göstersin az biraz dedi. Böyle bir laf mı var arada? Var. Tümendeki askerin içine bir fısıltı düştü ki hiç sorma. Bursalı'nın dili dişi kilitlendi denilmekte. Göçünü bağlayan bağlayanaymış. Çünkü kasap Osman Bey'i gayet yaman söylediler binbaşım. Kasap Osman Bey düşüne gireni vay benim düşümde senin ne işin var diye asarmış. Uçanla kaçan bile kurtulmazmış ipinden. Yüzbaşım gelmiştir komutanım. Yüzbaşı Cemil. Buyurun Cemil Bey. 172. piyade alayına hoş geldiniz. Gördüğünüz gibi oturacak bir sandalyemiz bile yok. Ama gün saltanatı düşürecek gün değil. Buyurun oturun. Selahattin'den gece bir telgraf aldım. Siz belki beni hatırlamazsınız ama ben Cehennem Yüzbaşı'yı unutmadım. Yolculuk nasıl geçti? Uygunsuz bir şey olmadı ya. Olmadı yarbayım. Yanınıza yalnız emir elinizi almışsınız. Yanlış. Kabadayılığın sırası değil. Rahmi de kabadayılık etmeye kalkıştı ama çok severdim onu. Başka durumda ölseydi 100 kat daha yanardım. Böyle karışık sıralarda kendimizi kollayacağız. Benim biraz işim var. Selahattin buraya neden gönderildiğimi de telgrafladı mı efendim? Hayır. Cemil Bey size söyleyecek dedi. Şu işi bitirelim de konuşuruz. İşiniz uzunsa şimdi konuşsak. Uzun değil, uzun değil. Aslına bakarsanız bu işi Tümenkurmay Başkanı başıma doladı. Yargılamadan adam asmayacakmışız. Pekala. Yargılayalım bakalım. Hadi gelin de tanık olun. Doğru söyleme lan! Doğru söyleme! Harp divanı üyeleri geldiler mi? Konuşsanıza ulan! Konuşsanıza! Allah sizin hepinizin belasını versin herifler! Sizlere asker yapalım, belasını versin Allah! Buradasınız, iyi. İşte bizim yargı heyeti. Yüzbaşı Ahmet Demirli Bahçe. Bu da Teğmen Selahattin, alay emir subayı. Efendiler, size ordumuzun ünlü cehennem yüzbaşısını tanıtırım. Tümenden geldi. Yargı işlerinde ne kadar kılı kırk yardığımızı görsün de Tümenkurmay Başkanı beyefendiye anlatsın. Kaç kişi var? 3 kişi var komutanım. Sorguları morguları tamam, tamam mı? Üyelik etmek ister misiniz? Teşekkür ederim, gerekmez. Pekala, öyleyse şöyle oturun. Gelsin ilki.
Adın ne senin herif? Recep Bey'im. Köylü Yalak der. Yalak Recep. Neden sana Yalak demiş köylülerin? Bilmem. İstemezin biri Yalak demiş vaktin birinde. Kalmış Yalak. Nerelisin? Göçmeniz. 93'te Tuna boyunda. Yaş kaç? Var biri 55-60. Ne iş yaparsın sen? Çobanız. Karakaya köyünde. Sen Çandan dalaları görmüşsün. Gördüm. Biri kara dana, biri sarı. Danaların boyunlarındaki kuşakları da görmüşsün. Gördüm. Birini kırmızı yün kuşakla çekerdi besmelesiz. Öbürünü askerlerinin palaskasıyla. Kim bunlar? Seçemedim akşam karanlığında. Tövbe tövbe tövbe. Sabah alacasında. Danaların rengini boyunlarına bağlanan kuşağı seçmişsin. Çekip götüren herifleri nasıl seçemezsin? Gülme! Gülme herif! Vay ulan Rumeli'sin gerisi! Bir de gülersin ha! Ulan gülmek ne oluyor ha? Heriflerin adlarını söyle! Söyle dedim! Gidiyorsun ayı! Göremedim, seçemedim sabah alacasında be komutan! Son defa soruyorum. Kimdi danalarımızı çalanlar? Seçemedim imanıma. Kes! Benden günah gitti. Yazdın mı yazmadın mı? Uyuyor musun be herif? Yazdım komutanım. Yaz. Alayın beylik hayvanlarını çalanları koruduğundan hırsızlıkla ilişkili olduğu anlaşılmıştır. Gün ışıdıktan sonra danaların renklerini, boyunlarına bağlı olan kuşakların cinslerini görüp hırsızları seçememesi, yalan söylediğini meydana koyduğundan askerlik ceza kanununun suçuna uyan maddesi gereğince salbine yaz. Onaylanmıştır. Yarın sabah hükümet avlusuna getirilmek üzere İnzibat Bölük Komutanlığı'na. Götürün şunu. Bıraktın mı beni komutan bey? Çıkıl! Daha konuşuyor. Yarın görürsün. Yarın mı? Sağ olun. Allah sizden razı olsun. Getirin imzaya. Getir. Hayvan hırsızlarından korkuyor da bizden korkmuyor kardeş. Ulan onlar gebertir de biz gebertemeyiz sanki. Getirin öteki namussuzu. Adın. Adın dedi, bitiyorsun. Süleyman. Babanın adı? Can Polat. Yazdın mı çavuş? Yazdım komutanım. Çerkez misin? Çerkezim. Eşkıya Şevket'e yemek çıkartmışsın. Çıkardım efendim. Bizim evde cevizi tavuğu iyi pişirirler. Bilir Şevket Bey. Vay! Bir de bey diyor ulan. Bey ne demek? Bir eşkıya nasıl bey olurmuş? Bey soyundandır komutan bey. Eve gönderdiğin doğru öyle mi? Göndermesen beni vururlardı, evimi yakarlardı. Can korkusundan gönderdim efendim. Tamam, korktun. Ölümden korktun. Peki benim burada olduğumu bilmiyor muydun? Ya ben adamı gebertmez miyim? Yaz. Eşkıya'ya yemek verdiğini açıkça söylemiş, bu suretle suçu sabit olmuştur. Her ne kadar korkusundan yemek götürdüğünü söylüyorsa da haber verenler bu adamın gerici ruhlu ve Kuvayi Milliye düşmanı olduğunu da söylemiş olduğundan etme komutan bey ve eşkıya'ya yemek çıkartması da bunu meydana koyduğundan kurban olayım komutan bey, köy yerini bilmez misiniz? Koyduğundan. Yazdın mı? Evet komutanım. Lan bağırarak söyle. Yazdım komutanım. Ha? Askerlik ceza kanununun suçuna uyan maddesi gereğince salbine oy birliğiyle karar verildi. Yaz altına. Onaylanmıştır. Yarın sabah hükümet avlusunda hazır bulundurulmak üzere İnzibat Bölük Komutanlığı'na. Aman komutan bey, kanımıza girme. Biz köle olduğumuzdan beylerin emirlerine karşı gelemeyiz. Hadi götürün bizi. Götürün dedim. Yarın mahşer yerinde iki elim yakandadır. Müslüman yok mu? Adam boğuyor bu imansız. Tepeleyin üzere.
Getir üçüncüyü. Adın ne senin? Ziyaüddin. Babanın adı? Selahüddin. Kaç yaşındasın? 51. Nerelisin? Aslımız Bursalı. Ben Şam'da doğmuşum. Medresede mi okudun? Evet. Buralarda ne işin var? Memleketim olan Bursa'ya gidiyordum. Nereden gelip? İstanbul'dan. İstanbul'dan gelenin Bursa yolu Kirmaslı'dan mı geçer? Burada bir baba dostu vardı. Onu görecektim. Kim bu baba dostu? Söyleyemem. Korkulu bir şey yoksa neden söylemiyorsun? Böyle yargılama olmaz. Siz bu mahkemeyi keyfinizce kurmuşsunuz. Yargıtay da yokmuş. Benim yüzümden bir başkasının üzülmesini istemem. Hanın altındaki kahvede subaylar için neler dediniz? Herkesin herkese dediğiydi. Herkes Kuvayi Milliye vatan hainliğidir mi diyor birbirine? Kuvayi Milliye başıbozukluk. Subaylarla ilişiği olamaz. Halife Efendimiz savaş istemiyorlar. Savaşı biz mi istedik? Biz mi aradık? Sakala tükürdü mü? Eli bağlı adama sövmek erlik değildir. Erlik değil de sen neden sövüyorsun? Ben kimseye sövmedim. Vatan haini demek sövmekten beter değil mi? Zoru görünce susarsın değil mi eli dinli? Yunan'la vuruşmayı yasak eden halife, Müslüman'ın Müslüman'la vuruşmasını neden yasak etmiyor? Anlayamadım komutan bey. Anlayamazsın elbette. Biz burada silahsız, cephanesiz, yedi düvelle vuruşuyoruz. Bir de siz üstümüze Anzavur'dan elini saldırtıyorsunuz. Ona gidip halifenin emrini bildirseydin ya. Ona da giderim. Gideceğim. Bildireceğim. Elimden kurtulacaksın da öyle mi? Yaz. Bozgunculuk ettiğini ağzıyla söylediğinden, böylece gerek Anzavur alçağına, gerekse yurdu basan düşmanlara destek olup, vatanı kurtarmak için yoksulluk içinde çarpışan milletin çarpışma gücünü kökünden yıkmaya çabaladığından, Kırmızı'daki suç ortağını da sakladığından, askerlik ceza kanununun suçuna uygun maddesi gereğince salbine. Hayır. Böyle adam asamazsınız. Hakkınız yoktur. Avukat tutacağım. Harbiye nezaretine telgraf çekeceğim. Öst! Seni kara papaz seni. 176. Alay Komutanı rahmetli Yarbay Rahmi Bey için avukat mı tutturdunuz? Harbiye Nazırı olacak herife telgraf mı çektirttiniz? Götürün bunu. İnzibat bölüğüne. Yarın sabah hükümet meydanında sallandırılacak. Getir imzaya. Başka? Bugünlük bu kadar komutanım. 3 asker kaçağı var ama... Onlara da yarın bakarız. Bu işte böyle. Cehennem yüzbaşı. Buyurun. Şaşırdınız görüyorum. Biraz. Birazsa iyi. Eğer Rahmi Bey'i şehit etmeseydiler, belki eşkıyaya yemek veren herifi asmazdım. Hadi gelin bakalım. Kahveyi hak ettiniz. Şimdi tümen bizden ne istiyor onu öğrenelim. Buyurun şöyle. Evet. Bu işte burada bitti. Şimdi sizi dinliyorum. Sizi Bursa'ya götürmek için emir aldım yarbayım. Peki sen bir ilim mi bu? Kolordu'dan bir yakalama emri geldi. Ya. Aklımızda kötü bir karar mı var? Benden saklamayı rica ederim. Merak etmeyin. Kötü bir şey yok. Aslında Bursa Kolordu'ya metelik vermiyor. Hazırsanız yola çıkalım.
yanımıza birkaç silahlı alsak? Başıbozuklardan değil, erlerden. İstemez. Pusuya düşmemeye çalışırız. Düşersek bahtımıza. Kalabalığa çatarsak bizi birkaç er kurtaramaz nasıl olsa. Haklısın kardeşim. Gidelim. Kalk! Yüzbaşı Rıfat Bey'i çağırın bana. Emredersiniz komutanım. Demek böyle. Gidiyoruz. Buyurun komutanım. Rıfat Bey, ben Bursa'ya gidiyorum. Dönene kadar alayı kumandasını size devrediyorum. Bu bir tebliğdir. Allah'a ısmarladık. Beni emretmişsiniz komutanım. Buyurun, hoş geldiniz. Kolordu komutanımız Yusuf İzzet Paşa karargahlarını Bursa'ya taşıdılar. Yarbay Osman. Emredin komutanım. Kasap denen Yarbay Osman siz misiniz? Komutanım ben... Susun, emirlerime karşı geldiniz. Gereken cezayı çekeceksiniz. Bekir Sami Bey, şu andan itibaren Yarbay tevkif edilmiştir. Derhal kendisini hapsedin. Paşam. Paşam, bu sıkışık durumda... Siz vazifenizi yaptınız yüzbaşı, çıkabilirsiniz. Lazım gelen bir şey olursa amirlerinize söylersiniz. Yarbay, silahınızı yüzbaşıya teslim edin. Başla komutanım. Hayır, o alır. Çıkalım yarbay. Durumlar kötü mü? İyi denemezler. Arzavut kuvvetleri bandırmaya girmiş. Kolordu komutanı Yusuf İzzet Paşa karargahını toplayıp Bursa'ya taşımış. Düşman bastırdıkça, sıkıştırdıkça biz birbirimizi yiyoruz. Kim önce davranırsa öbürünü asmaya bakıyor. Bursa her an bir baskına uğrayabilir. Tehlike büyük. Savunmamız çok zor. Bekir Sami Bey ile konuştuk. Sizler yarın İstanbul'a döneceksiniz. Mustafa Kemal Paşa'nın yazdırdıklarını okuyorum efendim. Bursa'da Yusuf İzzet Paşa Hazretlerine tümeni gözden geçirmek için Bursa'yı şereflendirdiğiniz öğrenildi. Siyaset ve askerlik bakımlarından en önemli kararların verileceği günlerdeyiz. Sizin de görüşmelerde bulunmanız faydalı olacaktır. Ankara'ya şeref vermenizi rica eder, saygılarımı sunarım. Yüzbaşı Cemil Bey'e. Bursa'da 56. Tümen Komutanı Bekir Sami Bey'e Yusuf İzzet Paşa'ya yazdığımız şifreyi okuyunuz. Kendisine bir şey sezdirmeden, kırmadan Ankara'ya gelmesini sağlayınız. Gelmemekte direnirse tutuklu olarak gönderilmesini rica ederim. Yusuf İzzet Paşa'nın en kısa zamanda Ankara'ya doğru yola çıkarılması için Bekir Sami Bey'e bütün gücünüzle baskı yapın. Önlemek isterse onu da tutuklu olarak Ankara'ya gönderin. Sonucu hemen telgrafla bildirmenizi rica eder, gözlerinizden öperim. Teşekkür ederim. Neden soyunmadan bekleyin dedi bu cehennem bize? Bilmem, ikindiye doğru apansız telaşlandı. Anzavur'la ilgili bir haber mi aldı acaba? Anzavur işi olsa söylerdi. Yeni bir mesele bu. Saat kaç yüzbaşım? Saat? Saat epey. Geceyi yaraladık. Allah vere de fırtına telleri koparmaya. Allem ettiniz, kallem ettiniz.
fukara Yusuf İzzet Paşa'yı Kazım Karabekir Paşa ile görüştürmediniz. Öst oğlum, insan komutan hakkında fukara der mi? Bütün telgraf muhaberatı sizin elinize geçtikten sonra komutanın komutanlığı mı kaldı? Şimdi de fırtına telleri kopardı diyeceksiniz. 12. Kolordu Komutanı Fahrettin Bey'in Ankara'ya gittiğini bildiren telgrafı götürdüm. Okuyunca ya dedi. Alt dudağı sarktı. Refet Bey'in demirci çetesiyle pusuya düşürüp Ankara'ya zorla götürdüğünü nereden bilecek? Fahrettin Bey'in kendiliğinden gittiğini sanıyor. Böylece sözünde durmadığını. Aklımın ermediği, bu adam Anzavur Bandırma'ya yaklaşınca neden İstanbul'a kaçmadı da Kolordu karargahını toplayıp buraya geldi? Tümenlerine söz geçiremeyen Kolordu komutanı oldun mu sen de şaşırırsın. Benim bütün umudum 24. tümenin Bilecik'ten göndereceği 3000 kişilik alayda. Alay buraya sağ esen yetişirse Bursa'da Yusuf İzzet Paşa başta olmak üzere millici olmayan kalmaz. Doğru mu acaba yüzbaşım gerilerde 3000 kişilik alayların kurulabildiği? Doğru olup olmadığını birkaç güne kadar gözlerimizle göreceğiz. Tamam arkadaşlar, hadi hazırlanın, işe başlıyoruz. Ne işi? Mustafa Kemal Paşa ile görüştüm. Hangi meselede? Komutan Paşa meselesi. Bursa'da dayanma gücümüzü kırıyor dedim. Müdafaa-i Hukuk Derneği'nde yine bugün uygunsuz konuştu. Siz adamları güzel güzel toplayamıyorsunuz. Anzavur biner biner topluyor. Bu işin çıkarını göremiyorum dedi. Kızdı mı? Bilmem, belki. İlle tutturmuş Kasım Osman Bey'i kurşuna dizecek. Buradaki subaylar böyle bir işe razı değiller. Çok uygunsuz şeyler olacak dedim. Bekir Sağan Bey'in çalışmalarını da köstekliyor dedim. Sizin anlayacağınız, ağzıma geleni söyledim. Biraz bekleyin, makine başından ayrılmayın dedi. 10 dakika sonra 3 telgraf yazdıracağım diye başladı. Ne yapacaksın şimdi? Adamları çal yaka edip yola mı çıkacaksın? Bekir Sami Bey'e telgrafı verdim. Bir zaman düşündü. Bir zaman yüzüme baktı. Ne yapacaksınız diye sordu. Telgrafı paşaya vermeden önce bazı tedbirler alacağım dedim. Doğrudur, başka çare yoktur. Beni karıştırmadan başarmaya çalışın. Gürültüye de meydan vermeyin dedi. Direnmesi imkanlarının ortadan kaldırıldığını anlayınca paşa boyun eğer. Çağrıyı gönlüyle kabul etmiş olur. Telgrafı eline yarın sabah veririz. Kuzu kuzu yola çıkacaktır. Baktım kemküm ediyor. Dayayacağım göbeğine. Tamam mı? Hayır, tamam değil. Faruk, nöbetçi subayını çağırın bana. Emredersiniz. Hele otur şöyle. Sabaha kadar vaktimiz var. Eğer bu iş bu kadar kolaysa gün ışırken başlasak 10 dakikada bitiririz. Şimdi beni iyi dinle. Her yönü enine boyuna hesaplamadan böyle bir işe başlanmaz. Nesi var bunun uzun uzun hesaplanacak? Baskın basanın. Baskın basanın ama eşkıya için. Vurup savuşacaksın. Bizim savuşmaya niyetimiz yok. Biz burada kalacağız. Kalıcı olduğumuz için bizimki baskın değil, pürüz temizlemek. Eğer pürüzü temizleyeceğiz derken ortalığı büsbütün pürüzlere boğarsak burada hiç barınamayız. Eğer biz burada böyle yaparsak Mustafa Kemal Paşa'yı zor duruma düşürürüz. Hiç çarpışma olmamalı. Küçük bir çarpışmanın şehri nasıl bir boğazlaşmaya atacağını hiç kimse şimdiden kestiremez. Gel. Nöbetçi subayı geldi komutanım. Ben nöbetçi subayı Teğmen Murat. Kuvveti nedir? 17 tüfek. 7'si burada kalsın. 10 kişi benimle gelecek. Ali Çavuş burada mı? Evet. Silahlı 2 erle telgrafhaneye gidecek. Bu dakikadan sonra benden izin almadıkça telgraf çekmek yasak. İsterse Kolordu komutanı olsun. Baş üstüne. Erler hazır olunca haber verirsin. Gürültü istemez. Baş üstüne. İzninizle. Kendini kolla. Bu gece karargahın parolası cehennem olsun.
Nöbetçi aksilik ederse Rüstem Çavuş'u iste, bizdendir. Ben telefon eder durumu anlatırım. Silahlarımı aldım geldim binbaşım. Faruk efendi, karargahın çevresini nöbetçilere görünmeden sar. Yalnız Şaban girecek içeri benimle. Ne kadar sıkışırsanız sıkışın, körağa gelmeden silah atmak yok. Şaban'la sana haber göndereceğim. Peki yüzbaşım. Bu akşam komutanınız Teğmen Faruk efendidir. Yerlerinize. Hadi körağa. Dur, kimse yaklaşma. Ben yüzbaşı Cemil. Emredi yüzbaşım. Rüstem Çavuş'u çağır. Çavuşum, çavuşum. Durun yüzbaşım. Komutan Paşa'ya Ankara'dan telgraf getirdim. Selahattin Bey telefon etti mi? Etti yüzbaşım. Kim nöbetçi subayı? Ağır makinalı tüfek komutanı Teğmen Abdullah efendi. Uykuda mı? Evet. Kolordu komutanının yaveri? Uykuda. Peki, beni onların yanına götür. Abdullah efendi. Abdullah efendi. Buyurun, kimsiniz? Ben yüzbaşı Cemil. Mustafa Kemal Paşa'nın emriyle kol orduyu teslim almaya geldim. Anlayamadım yüzbaşım. Ankara'dan temsil heyetinin kararı var. Komutan Paşa yarın sabah erkenden Ankara'ya gidecek. Komutan Paşa direnirse? Biz buradaki birlikleri tümen komutanı Bekir Sami Bey'in emrine veriyoruz. İstersen bize katıl. İstersen durum yatışıncaya kadar burada göz hapsine alınmış ol. Ben şaşırdım yüzbaşım. Birdenbire yani şimdilik beni karıştırmasanız... Tamam. Şimdilik sen benim mahpusumsun. Çavuşa nöbeti bana devrettiğini söyle. Çağır çavuşu gelsin. Baş üstüne bir mışım. Ne oluyor yüzbaşım? İşin üç yüzü ne? İşin üç yüzü yok. Lütfen tabancanı. Kımıldam at hemen. Bunu bir saate kalmadan yeniden kuşanırsın. Size hemen katılmayı isterdim ama komutan bize yemin ettirdi. Ne yemini? Kendisinden gizli hiçbir şey yapmayacağımızı. Bak Rüstem Çavuş, bu dakikadan sonra yüzbaşı Cemil Bey'in emrindesiniz. Komutan beni bir hafta oda hapsine koymuş. Binanın dört köşesine dört nöbetçi. İki kişilik devriye. Merdiven ayağına iki nöbetçi. Ben yukarıda kolordu kurmay başkanının odasında olacağım. Gürültü yok. Başüstüne komutanım. Hadi köra. Buyur binbaşım. Faruk Bey haber sal gelsin. Baş üstüne binbaşım. Teğmen, göz hapsinde olduğunu unutma. Baş üstüne. Dur, parolayı söyle. Cehennem. Her şey yolunda mı Faruk efendi? Yolunda yüzbaşım. Tamam mıyız? Biz bu zamana kadar uyuttuk. Uyandırması senden. Burada yatıyor. İşte Mustafa Kemal Paşa'dan gelen telgraf. Hadi kardeşim, kolay gelsin. Ben kurmay başkanının odasında bekliyorum. Kim o? Benim, yüzbaşı Selahattin. Ne var Selahattin Bey? Paşa hazretlerinden Mustafa Kemal Paşa'dan telgraf var. Paşa uyandılar mı? Uyandılar. Sabah namazını eda ediyorlar. Buyurun girin. Demek öyle. Mustafa Kemal Paşa Hazretleri bizi Ankara'ya çağırıyorlar. Evet komutanım. Ya bu davete icabet etmezsem? Mustafa Kemal Paşa'nın emrince Ankara'ya gitmeniz için kolordu karargahında bütün tedbirler alınmıştır komutanım. Ya demek öyle. Pekala. Gidelim. Bekleyin. Dikkat!
başardık bu işi yüzümüzün hakkıyla Selahçığım. Çok yaşa. Bursa'da daha çok pürüz var reis. İyidir iyi. Ben telgrafhaneye gidiyorum. Paketin yola çıktığını Ankara'ya telleyeceğim. Sen Yarboy Osman'ı salıver. Tümen karargahında buluşalım. Burasını şimdilik Teğmen Murat çekip çevirir. İşlerin her yanını düşünecek sırada değiliz arkadaş. Elimizin ilk yetişeceği pürüzden başlamak zorundayız. Bursa'dan kaçan kaçına Cemil Bey. Evet binbaşım. Demin 75. kafile geçti. Her an Yağan Zavur ya da Yunan saldırısı olabilir. Nedir bu halimiz Cemil Bey? İçimiz dışımız düşmanla doldu. Kime karşı neyi savunmaktayız biz? O kadar kötümser olmayın Nuri Bey. Eğer doğru bir iş yaptığımıza inanıyorsak... mutlaka bir çıkış yolu olacak bunun. Halifemiz Efendimizin fermanını okudunuz değil mi? Evet biliyorum. Milliyecilik adı altında fitne çıkaranlara, baş kaldıranlara kanunun yazdığı en ağır ceza verilmeli diyor. Yani binbaşım, kellemiz isteniyor. Neredesin bre cehennem? Sabahtan beri seni ara dururuz. Bak kimi getirdin. Oo, Doktor Münir Bey. Nereden çıktınız kuzum? Niçin daha önce haber vermediniz? Merhaba. Biraz önce geldim. Merhaba. Yola hoş çıkış geldiniz. Pek ani olduğu için haber veremedim. Bilmem tanışır mısınız binbaşı Nuri Bey? Daha önce karşılaştığımızı sanmıyorum. Memnun oldum efendim. Buyurun. 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 İstanbul'dan ne haber? Patriot'tan, Halil Paşa'dan. Patriot Malta Adası'na sürüldü. Halil Paşa Bekir Ağa bölüğünden kaçtı. Duymadınız bunları? Hayır duymadım. Tanışır mıydınız Osman Bey'le? Bizimki Yemen dostudur cehennem. Ben Yemen kızlarıyla oynaşırken bunlar İsmet Bey'le Fransız mühendisinden aldıkları fonografla gavurca türküler çalardı. Gavurca türküler değil kasap. Senfoniler, konçertolar, Beethoven, Bach. Her ne karın ağrısıysa. Ben Yemen kızlarıyla oynaşırken bunlar... Bırak şimdi sırası değil bu hikayelerin. Nuri Bey, Anzavur'la vuruşmada yaralananlar var mı? Evet efendim. Rahmi Bey'in şehit düştüğü vuruşmada yaralandı. Gelirken duyduğum doğruysa Anzavur'un üstüne gönderilen birlikler Ethem'in emrine verilmiş. Ethem'in kuvveti Anzavur'u yenmeye yetmez. Yalnız kendi kuvveti değil, öteki çetelerden, ordu birliklerinden bir grup meydana getirilmiş. Bu daha da saçma. Albay Refet Bey, 52. Tümen Kumandanı Albay Şefik Bey, 61. Tümen Kumandanı Kazım Bey dururken... böyle bir sırada bu iş bir çeteciye nasıl bırakılır? Bırakılmamalı ama bırakılmış duyduğum doğruysa. İstanbul'da durum nedir Münir Bey? Yeni Sadrazam damat Ferit Paşa ile Şeyhülislam Dürizade Abdullah Efendi... Mustafa Kemal Paşa'yı asi ilan ediyor. Kuvayi milliyeciliğin gavurluk olduğuna fetva çıkarıldı. Ah ah! Ben de bir tabur sağlam asker olsa... bir sabah vakti dalarım İstanbul'a. Çeviririm Baba Ali'yi. Bir yandan kurarım sehpaları... öte yandan çıkarırım teker teker kodoşları. Salkım sıçak sallandırırım. Başta Ferit Paşa soytarısı. Arkadan Dürüzade Abdullah Efendi'yi. Kasap, siz bu asıp kesmeyle getirdiniz bizi buralara. Sen asmazsan herif gelip seni asacak. Doktor! Bu geçitte ya asacaksın ya asılacaksın. Yeter, usandım ben bu asma lafından. Bu durumda ne yapmalı? Bir fikriniz var mı Münir Bey? Şu anda memlekette iki idare var. Düşmana esir düşmüş İstanbul'la memleketi kurtarmak için savaşan Ankara arasında bir tercih yapmak zorundayız. Tercihimiz belli. Ayrıca şunu da söyleyeyim. İçeride birliği sağlamadan dışarıdaki düşmana karşı koymak imkansız. Yani siz Yunanlarla kapışmadan önce Anzavur'un üstüne yürünmesi gerektiğini söylüyorsunuz. Kesinlikle. Şu ovaya bakın. Ne güzel bir akşamüstü. Ovadaki renklerin güzelliğine bakın. Cemil Bey görüşmek istiyor komutanım. Tabii gelsin. Hayrola Cemil Bey, buyurun. Bu Anzavur meselesi beni çok düşündürüyor komutanım. Beni de. İçerideki isyanları bastıramazsak
Düşmana karşı sağlam bir cephe kuramayız. İşte onun için Anzavur işini bitirmek gerek. Çerkezistan süvarileri ve derme çatma birliklerle bu işi bitirmek zor gibime geliyor. Elimizde olanla yetinmek zorundayız. Bu hareket için küçük bir topçu birliği ayrılabilse... Siz mi kumanda edeceksiniz? Evet. Ya şehrin savunması? Ya Ethem Bey Anzavur'un işini bitiremezse? Cemil Bey'in kumandasına 4 top verebilir miyiz? Versek iyi olur komutanım. İşler kötü yüzbaşım. Ne oldu? Yarbay Osman Bey Bursa'dan ayrıldı. Nereye gittiğini bilmiyoruz. Nuri Bey de tutuklandı. Neden? Suçu selam vermemek. Çerkez Ethem'in ağabeyi Tevfik Bey tutukladı. Nerede şimdi Nuri Bey? Jandarma birliğinde komutanım. Vay Cemil Bey'im. Buyur çay. Teşekkür ederim Ömer ağa. Hiç vaktim yok. Bir arkadaşı görmeye geldim. Kim? Mahpusmuş. Gel bakalım. Tevfik Bey'in mahkum mu aradığınız? Binbaşı. Aç kapıyı. Hey binbaşı, öldün mü be herif? Bak kim geldi. Aa, siz misiniz Cemil Bey? Bana mı geldiniz? Size geldim binbaşım. Özür dilemeye geldim. Yok canım, olur böyle yanlışlıklar. Yoruldunuz buraya kadar. Rica ederim binbaşım. Buyurun çıkalım. Aman Cemil Bey'im, Tevfik Bey bizi... Bastonunuz var mıydı binbaşım? Evet, şurada. Binbaşının bastonunu Ömer ağa. Bastonunu diyorum! Buyurun binbaşım. Yeniden özür dilerim. Sağ olun. Tevfik Bey, Cemil geldi aldı deyin. Görüşmek isterse ben karargahtayım. Binbaşım bu kez haller beter. Ne var, İngiliz mi basmış? Bu kez bizim ora, bizim Türk'ümüz baş kaldırmış. Ora ne lan? Bol ayaklanmış, gene de düzce, hendek hep ayaklanmış. Düzce önünde Yarbay Mehmet Bey öldürmüş isyancılar. Komutan Bey'im çocuk kimi ağladı? Gel. Hoş geldiniz Cemil Bey. Sizi böyle karşılamak istemezdim ama olanları herhalde biliyorsunuz. Evet, şimdi öğrendim. Ankara'da millet meclisi kuruldu. Memleketi derleyecek toparlayacak diye beklerken... bizi içimizden vuran bu isyanlar çıktı başımıza. Ayaklamayı bastırmak için tedbir. Ankara'dan telgraf geldi. Kuvayi Seyyare Umum Komutanı Ethem Bey... var hızıyla yetişme emri aldı. Hemen yola çıkacak. Ben de gitsem? Hayır, bu sefer siz kalın Cemil Bey. Düşmana karşı cepheyi büsbütün boş bırakamayız. Ethem Bey nerede? Ulu Cami'de. Bursa'nın sarığı büyüklerini toplamış, savaş için fetva çıkarıyor. Hocalar fetvayı veriyorlar mı? Anzavur tepelendi ya, vızır vızır. Bizim için zaten önemli olan Ankara'da Millet Meclisi'nin toplanmış olması. Bundan sonra biz ancak milletin vereceği kararlara bağlıyız. Bütün askere yetecek mi bu kavurma köre? Bütün askerin eline et kavurması nereden geçebilsin? Bu kavurma Ethem Bey'in aklı başıbozuk askerine... bizim askere bulgur çorbası Ethem yetişirse Bey, ne güzel. Hayvanlarıma verilecek saman ıslak oldu mu? Küflü oldu mu? Arpaları iyice elenmedi mi? Yakaladığımı sallandırırım demekteymiş. Bunu da duydun mu köre? Duyulmaz mı? Ethem Bey bu. Eline geçirdiğini asar sahilde binbaşım. Asar ki ne güzel. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Komutan Bey'den koparamadım. Ankara'dan isteyeceğim sizi. Millet Ankara'da temsil edildikçe... verilen her görev boynumuzun borcudur Ethem Bey. Epeyce asker toplamışsınız. Evet. Belki giyim kuşamları yerinde değil. Postalları yırtık, dolakları kopuk... yaşlarını başlarına almışlar. Sakatları, çorakları çok ama... yüzlerinde yorgun, usanmış bir güven var. Dövüşü çapulculara bırakmayacak gerçek savaşçıların güveni. Allah'a ısmarladık Ethem Bey. Ben onların yanına gidiyorum. Yürü köle.